Semih'in Dünya Sağlıklı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim bal kabaklı, muhallebili, bisküvili, hafif bir tatlı. Bal kabağından bu tatlıyı denemediyseniz mutlaka denemenizi öneririm. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Öncelikle kabağımın kabuğunu soyup, iri iri doğrayıp, güzelce yıkadım ve tencereme aldım. 1 kilograma yakın kabağım var. Üzerine 1,5 su bardağı şeker koyuyorum. Ocağımın altını yakıp orta ateşte kabaklarım yumuşayana kadar pişireceğim. Tenceremin ağzına da bir kapak kapatıyorum. Kabaklarım suyunu bıraktıktan sonra suyu buharlaşıp gitmesin diye. Çünkü sulu bir kıvamda istiyorum. Arada bir kontrol edelim kabaklarımız yumuşamış mı diye. Kabaklarım suyunu bırakmış. Gördüğünüz gibi sulu bir kıvamda. Ama tam yumuşamamış. Ben tenceremin kapağını kapatıp tekrar yumuşayana kadar pişireceğim. Eğer sizin kabaklarınız suyunu bırakmadıysa 1 su bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Kabaklarım iyice yumuşadı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Blender ile kabaklarımı çekiyorum. İsterseniz bir patates ezeceği ile bile iyice bastırarak ezebilirsiniz. Çektim. Şimdi bir kaseye yarım yemek kaşığı nişasta alıyorum. Üzerine 1 su bardağından biraz eksik su koyuyorum. Eğer sizin kabaklarınız koyu kıvamdaysa 1 su bardağından fazla koyabilirsiniz. Nişastamı iyice inceltiyorum. Nişastalı su karışımı kabağımın içine boşaltıyorum. Orta ateşte 1-2 dakika muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Muhallebimizin çok koyu kıvamda olmaması gerekiyor. Bisküvilerimizi ıslatmadan yapacağımız için biraz duru kıvamda olması gerekiyor. 1-2 taşım kaynattıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Yine tatlım için sade bir muhallebi hazırlayacağım. Onun için tencereme 4 su bardağı süt alıyorum. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla, yani 2 parmak fazla diyebiliriz, şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Yine çok koyu kıvamda olmayan bir muhallebi hazırlayacağız. O yüzden yine sütünü biraz artırabilirsiniz. Ben sonradan yarım su bardağı daha süt koydum. Yani 4,5 su bardağı süt kullandım. Yine açıklamalar bölümüne tam ölçüyü yazacağım. Muhallebimizi topaklaşmaması için iyice karıştıralım. Muhallebimi orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Muhallebim kaynadı. Bir taşım daha kaynatıp altını kapatacağım. Dediğim gibi çok koyu olmasını istemiyorum. Bu kadar yeterli. Ocağımın altını kapattım. Muhallebimin içerisine bir pakette vanilya koyup biraz daha karıştırıp muhallebimi bir kenara alacağım. Dikdörtgen borcama petibör bisküvilerimi diziyorum. Normalde 3 paket petibör bisküvi yetiyor. Fakat bazı paketlerin boyutu küçük oluyor. Benimki de onlardanmış. 3 paket yetmedi. Eğer siz de küçük paketlerden alacaksanız 4 paket alın. Bu arada muhallebimin de ilk sıcaklığı gitti. Yarısını bisküvilerimin üzerine döküyorum. Muhallebiyi bisküvilerin üzerine kapatacak şekilde sürüyorum. Muhallebimin üzerine tekrar bisküvilerimden yerleştiriyorum. İkinci kat bisküvilerimin üzerine de bal kabakla hazırladığım muhallebinin yarısını döküyorum. Yine bisküvilerimizin her tarafını kapatacak şekilde muhallebimizi sürelim. Üçüncü kat bisküvilerimi diziyorum. Dediğim gibi benim bisküvilerim yetmedi. Yetmeyeceğini anladığım için
Ara kısma 5-6 tane de evde bulunan yulaflı bisküvilerimden yaptım. Kalan muhallebimi üzerine döküyorum. Son kat bisküvilerimi yerleştiriyorum. Bugün mahallemizde bir açılış var. Çok yüksek ses var. O yüzden videomun sesini çok fazla açamadım. Şimdi en son bisküvilerimin üzerine de bal kabaklı muhallebimi döküyorum. Yine bisküvilerimizi kapatacak şekilde her tarafına yayalım. Tatlımın üzerine en son iri iri ceviz kuruyorum. Fındık ya da Hindistan cevizi de yapabilirsiniz. Tatlınızı en az 2-3 saat dolapta bekledikten sonra servis edin. Hatta dolapta bir gün bekletirseniz daha güzel olacaktır. Bal kabağına bir de bu şekilde deneyin derim. Yapımı kolay, hafif bir tatlı oluyor. Ben tatlımı gündüz yapmıştım. 4-5 saat dolapta bekledi. Akşam yemekten sonra çayın yanına dilimleyip servis ettim. Akşam olduğu için ışıktan dolayı rengi tam çıkmadı. Ama görüntüsüyle lezzetiyle harika bir tatlı oldu. Yapmanızı öneririm. Çayın yanında yumuşak, hafif, çok güzel gidiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.